Geçmiş olsun canım. Siz bir yere geçin, oturun. İşim bitince gelip alırım sizi. Canım, gerek yok. Babamla birlikte bir çay kahve içeceğiz. Sonra haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Buyurun. İyi günler. Ben Somer Korman. Rüçhan Korman'ın oğluyum. Hangi oğlu? Zorla sahip oldular bana demişti. Anası da, abileri de inanmamıştı. Çok dayak yedi. Çok eziyet gördü yavrucak. Yuvasından düşmüş kuş gibi titriyordu o gün. Anneni ben doğurttum oğlum. Cılız bir oğlan çocuğu getirdi dünyaya. Ne oldu peki o bebe? Öldü mü? Büyük dayın. Adnan. Hah, işte o. Rüçhan'a beben öldü dedi. Yukarı zeytinliğe gömdük dedi. Kandırdılar kızı tabii. O da inandı yavrucak, ne yapsın. Doğururken istemiyorum bebeği diye feryat ederken, öldüğünü duyunca ciğerine bir ateş düştü. O günden sonra sustu. Peki bebek? Vallahi evlatlık verildi dediydiler. Ama şimdi yaşıyor mu, öldü mü Allah bilir yavrum. Nereye verildi peki, kime verildi? Sonrasında hiç haber alamadınız mı? Vallahi bilmiyorum. Sadece Adnan dayım biliyor. O da söyler mi bilmem. Huysuzun aksinin tekiydi. Çok çekti annen ondan, çok. Yüreğine zerre merhamet uğramamıştır. Gaddarın tekiydi o. Bilmez miyim? Bir kız vardı. Buralıydı kız. Yanıktı ona iblis. Sonra Türkiye güzeli oldu o kız. Müjgan Varlan'dan bahsediyorsunuz. Hay ağzım bal yesin, ta kendisi. Nasıl güzel bir kızdı. Bütün Ayvalık yanıktı o kıza. Senin Adnan dayın da az kalsın kapısında yatacaktı evlenmek için. Ama Müjgan hiç bakmadı ona. Sonra buralardan çekip gitti. Ama şimdi görüşüyorlar mı bilmem. Rüçhan Hanım velayet davası yüzünden çok sorun çıkartmıştı. Bir sıkıntı olmaz değil mi? Kin tutmanın, kavganın bir manası yok baba. Yani ailecek bir arada olmayı, birlikte mücadele etmeyi öğrenmek zorundayız. Ben sizden öğrendim bunu. Peki bu halanın dediklerinin Rüçhan Hanım'la alakalı aslı asır var mı? Ulaşabildiniz mi eve? Yani bilmiyorum. Somer evin adresini araştırıyordu en son ama. Hah, Somer. Efendim Somer. Türkan, ne yaptınız? Ne yapalım? Oturuyoruz babamla, çay içiyoruz. Bitti mi işin? Bizim seninle hemen buluşmamız lazım. Ne oldu, iyi misin? Ben o kadını buldum. Bebeği. Konuştuk. Ne dedi? Doğru muymuş anlatılanlar? Yani bebek hayatta mıymış? Kadının dediğine göre öyle. Anneme yalan söylemişler, öldü demişler bebek ama evlatlık vermişler. Fakat yaşıyor mu kimse bilmiyor. Nasıl öğrenebiliriz peki bunu? Ben dayımı aradım konuşmak için fakat telefonu suratıma kapattı. Neden? Vakti zamanında çok fazla olay olmuş. Ya bizimkiler kanlı bıçaklıdır desem yeridir. Peki sen bir şey yapsan? Yani araya birilerini soksan, konuşsan. Aslında öyle biri var. Kim? Rahatsız ettik ama. Olur mu öyle şey? Geçin canım. Geçmiş olsun bu arada. Öyle küçük bir kaza geçirdim de önemli bir şey değil. Bu arada kusura bakmayın, habersiz geldik ama çok önemli bir konu söz konusu. Tabii, sizi dinliyorum. Adnan dayımı tanıyorsunuz değil mi? Tanımıyorum. Kendisini Ayvalık'ta pek seven yok anladığım kadarıyla. Fakat
tanıdığınızı biliyorum Müşken Hanım. Yani kim olduğunu biliyorum tabii ama hatırlamak istediğim biri değil açıkçası. Genç kızlığımda bana kafayı takmıştı evlenmek için. Neyse ki buralardan uzaklaşıp kurtuldum ondan. Bildiğim kadarıyla Rüçhan da pek görüşmezdi kendisiyle. Evet, anneannemin vefatından sonra mal paylaşımı yüzünden büyük olaylar yaşanmış. Fakat benim şu anda kendisiyle görüşmem gerekiyor. Ben şansımı denedim fakat görüşmedi benimle. Ben ne yapabilirim? Benim yerime siz konuşsanız, konuşmak istediğimi söyleseniz. Yo, olmaz. Kesinlikle böyle bir şey yapamam. Bakın Müjgan Hanım, hayat memat meselesi gerçekten çok önemli. Ya zaten o da evlenmiş, kendi hayatını kurmuş. Ben sizi rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Ufak bir ricadan bir şey olmaz herhalde. Yani hayati mesele derken? Eski bir mesele. Annemle ilgili. Ama nedir diye sormayın. Lütfen. Peki, bir şansımızı deneyelim o zaman. Madem Rüçhan için bu kadar önemli. Yazmamı ister misiniz? Tabii. Tekrar ararsınız. Tamam, o halde geri dönerse bana haber verirsiniz, olur mu? Tabii, veririm. Tamam, teşekkür ederiz o halde. Bir şeyler içseydiniz? Çok sağ olun ama aslında çok vaktimiz yok. Evet, hayırlı bir iş için gitmemiz gerekiyor da. Öyle mi? Ay, Rüçhan pek sever böyle şeyleri. Şimdi kimin kızını kime isteyecek? Yok, annem istemeyecek. Bu sefer ben isteyeceğim. Ya sormayın. Akrabaları yurt dışında olan doktor bir arkadaşımız var. Ona Türkan'ın kardeşi dönüşü isteyeceğiz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ olun.